Herkese merhabalar, benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekler için çok fayda sağlayan 3 çeşit farklı çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Kürümüz bol vitaminli kürlerdi, bol mineralli kürlerdi. Çiçeklerimizin yapraklarının sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Koyu yeşil parlak olmasına yardımcı oluyor. En önemlisi çiçeklerimizin köklerinin aktif çalışmasına, hastalıklardan uzak durmasına yardımcı oluyor. Paylaşacağım kürler tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Diktiğiniz yeni kök salan fidelerinize bile verebilirsiniz. Fidelerinizin sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Evet videomu çok uzatmak istemiyorum. İlk kürümü geçmek istiyorum. Birinci kürüm bakın sizlere ne ile geldim. Karabiber. Boncuk karabiberle geldim arkadaşlar. Boncuk karabiberin içerisinde olan vitaminleri saysak sayı bitmez. İnsan sağlığına ne kadar fayda sağlıyorsa da bitkilere de bir o kadar faydası var. İçerisinde olan vitaminler A, B, Y vitamini var. Potasyum içeriyor sinko içeriyor. Bu da bizim bitkilerimizin, çiçeklerimizin en ihtiyacı olan mineraller ve vitaminler arkadaşlar. Karabiberin içerisinde antioksidan özelliği var. Özellikle çiçeklerinizin yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Çiçeklerinizin yapraklarını hastalıklardan korumuş oluyor. Biz bu kürü nasıl hazırladık? Bu şekilde de göstereyim. Bir bardak suda iyice demledim arkadaşlar. Bir çay kaşığının ölçüsünde boncuk karabiberi ezdim iyice. Ezdikten sonra bardağımıza alıyoruz. Üzerine kaynar su döküyoruz. Kaynanmış su döküyoruz. Ağzı kapalı bir şekilde 4-5 saat demleyeceğiz. Su soğuyana kadar iyice güzelce demlenmesini sağlayacağız. Biz bu kürü daha sonra 1 litrelik suyun içerisine döküyoruz. İyice güzelce karıştırıp Çiçeklerimizin toprağına vereceğiz 800 miligramlık Dinlenmiş su alıyoruz Suyumuz ılık bir şekilde olmalı 2-3 gün dinlenmiş su olmalı Bakır rengine bakar mısınız Sarı renkli kür elde etmiş olduk Bu kür çok güçlü Çiçekler için çok güçlü Çiçeklerinizin toprağında Karıncalar sinek böcek varsa da Hepsi aradan kalkmış oluyor Arkadaşlar birebir Sinek ilacıdır Önce bu şekilde karıştıracağız. Daha sonra çekerimize bir çay bardağının ölçüsünde vereceğiz. Ben göze yarı veriyorum. Siz bir çay bardağının ölçüsünde verebilirsiniz. Bu şekilde cansız olan, güçsüz olan, gelişimi duran sardunyalarınıza verebilirsiniz. Ayrıca tüm çiçekler için geçerlidir. Ben bu şekilde dökeceğim arkadaşlar. Siz bir çay bardağının ölçüsünde verebilirsiniz. Bu körü çiçeklerinize verirken nemli bir toprağına vermeniz gerekiyor. Üzeri kuru olsa bile toprak nemli olması gerekiyor. Kalan kürümüzü de diğer çiçeklerimize ikram edeceğiz. Evet bu şekilde ilk kürümü sizlerle paylaştım. Şimdi ikinci kürüme geçmek istiyorum. İkinci kürüm bol antioksiden özelliği olan çiçekler için çok faydalı olan bu şekilde demlediğim defne yaprağı, tarçın çubuğu arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlayan, kür, çiçekler için gerçekten çok faydalı ve etkileyici kürdü. 3 tane defne yaprağı 1 litre suyun ölçüsüdü. 3 tane defne yaprağı, bakın bu ölçüde de tarçın çubuğu kullanıyorum. Ben toz tarçın kullanmadım hiç. Yine siz yarım çay kaşığı kullanabilirsiniz. Bu şekilde demledim arkadaşlar. Bardağımızı alıyoruz. Üzerine kaynar su döküyoruz. 4-5 saat ağzı kapalı bir şekilde demleyeceğiz. Demledikten sonra çeklerimizin yapraklarını püskürteceğiz. Barış çeklerimin yapraklarını ben bu kürlerle korumaya alıyorum. Bu şekilde koyu yeşil, sağlıklı, parlak olmasının sebebi bu kürlerde arkadaşlar. Detaylı olarak paylaşmak istiyorum. Biz bu kürümüzü 1 litrelik dinlenmiş suyumuzun içerisine dökeceğiz. Güzelce karıştırıp çiçeklerimizin hem köklerinden besleyebiliyoruz hem yapraklarından besleyebiliyoruz. Tüm çiçekler için geçerlidir. Kalonşolar, barış çiçeği, yılbaşı çiçeği, salon bitkileri, sardunyalar hepsine verebilirsiniz. Ayrıca menekşelerinizin ayda bir kere kaşık ölçüsüyle verersinizse 3 çorba kaşığı bir saksıya verersinizse menekşelerinizin kökleri mantardan uzak durmuş olacak. Rengi bu şekilde sarımsı renkli, güzel, sağlıklı kür elde etmiş olduk. Ben bu kürü bu çiçeğime vereceğim, salon bitkimize vereceğiz. Her kürü verirken toprak nemli olması gerekiyor. Bunu yine söylemek istiyorum. Bir çay bardağı'nın ölçüsünde verebilirsiniz. Ben göze yarı veriyorum arkadaşlar. Evet bu kürümüzü de bu çiçeğimize ikram ettik. Çiçeklerimizin bu şekilde güzel olması için, sağlıklı olması için ayda bir kere bu kürlerle beslemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz faydalı ve etkileyici kürlerdi. Şimdi üçüncü kürümüze geçmek istiyorum. Üçüncü kürümüz çok fayda sağlayan, bol bol çiçek açtıran, özellikle sardunyaların, sağlıklı büyümesine, bol bol çiçek açmasına yardımcı olan küllerimizden biri küldü arkadaşlar. Külün içerisinde bol bol fosfor var, potasyum var. Çiçekler için çok fayda sağlıyor. Azot var. Azot da biliyorsunuz çiçeklerinizin yapraklarının koyu olmasına yardımcı oluyor. Bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Yeni diktiğiniz kök salan fidelerinize verdiğiniz zaman Çeklerinizin sağlıklı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakar mısınız? Yaprakları koyu yeşil, sağlıklı. Bu şekilde külleri suyla da karıştırabilirsiniz. 1 litre suyun ölçüsüne bir çorba kaşığı kül döküyoruz. Güzelce karıştırıp çiçeklerimizi sulayacağız. Ben bugün külü serpiştireceğim. Çiçekler için zararlı değil arkadaşlar. Fazla koysan, az koysan da oluyor bir çorba kaşığı döktük. Çeklerimizi bu şekilde köke yakın toprak üzerine döküyoruz. Toprakla biri birine karışmasını sağlayacağız. Bu kül odun külü de arkadaşlar. Odun külü kullanabilirsiniz. Mangal kömürünün külünü kullanabilirsiniz. Fark etmez doğal olması gerekiyor. Çekler için gerçekten çok faydalı ve etkileyici küllerden biridir diyelim. Bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor ara ara topraklarını bu şekilde havalandırdığınız zaman, kürler verdiğiniz zaman çiçeklerinizin coştuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yapraklarının koyu yeşil, sağlıklı, güzel geliştiğini göreceksiniz. Ben diğer çiçeklerime de vermiştim. Barış çiçeğime de vermiştim. Barış çiçeklerime bakar mısınız? Çok güzel, sağlıklı. Şimdi sizlere köklerini göstermek istiyorum. Yaptığım kürlerin sayesinde çiçeğimin kökleri bakın bu şekilde aktif beyaz sağlıklı kökleri var. Bir çiçeğin en önemli olarak kökleri sağlıklı olması gerekiyor. Yaprakları da sağlıklı, güzel de çiçe geçebilsin. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.